Bu gördüğünüz kare, bir birim kare ise, aşağıda verilen A dikdörtgeninin alanı nedir? Soruda bize söylenene göre, şekilde gördüğünüz küçük karelerin her birinin alanı bir birim kareymiş. Bu bilgiden yola çıkarak, A dikdörtgeninin alanını bulmamız istenmiş. A dikdörtgenini şekilde işte şurada görüyoruz. Bir dikdörtgenin alanı, onun kapladığı bölgedir. Şimdi, A dikdörtgeninin ne kadarlık bir bölge kapladığını bulmalıyız. Yani A dikdörtgeni kaç birim karelik bir alan kaplıyor? Bunu bulmanın yollarından biri dikdörtgenin kapladığı bölgedeki kareleri tek tek saymak. Fakat karelerin üzeri kaplandığı, yani örtüldüğü için tam olarak göremiyoruz. O zaman gelin alttaki kareleri tekrar çizelim. İşte çizgileri bu şekilde tekrar çiziyoruz hem yatay hem de düşey çizgileri böyle birleştiriyoruz. Böylece artık bu alandaki birim kareleri sayabiliriz. Hadi sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 birim kare. A dikdörtgeni 12 birim karelik bölgeyi kapladığı için alanı da 12 birim karedir. Bu sorunun yanıtını bulmanın tek yolu bu değil. Soruyu ayrıca şöyle de çözebilirdik. Dikdörtgenin üstteki kenarı 4 birim uzunluğunda. 1 2 3 4. Dikdörtgenin kenarı 4 karenin kenar uzunluğu kadar. Bu ne demektir? Demek ki üst kenar boyunca 1 2 3 4 adet kare yan yana sığabilir. Şimdi de yandaki kenara bakalım. Buraya her biri 4 kare içeren kaç adet satır sığar sizce? 1 2 3. Evet. 4 karelik 3 satır. 4 karelik birinci satırı zaten çizmiştik. 4 karelik ikinci bir satır daha var ve bir de 3 satırı var. Peki bu ne demek? Bu dikdörtgenin içinde 3 adet her biri 4 kareden oluşan satır yer alır demek. En üstte 4 birim karelik bir satır var. Ortada 4 birim karelik bir satır var ve en altta da 4 birim karelik bir satır var. Evet, dikdörtgen 4 birim karelik 3 satırdan oluşuyor. Başka bir yöntem de şu. Toplam alanı 3 çarpı 4 işlemini yaparak bulabiliriz. Alternatif olarak şöyle de yapabiliriz. Dikdörtgenin içindeki sütunlardan biri bu. Bu sütunda 3 birim kare var. Dikdörtgenin bu kenarı 3 karenin kenar uzunluğu kadar. 1, 2 ve 3. Peki dikdörtgenin içine bu sütundan kaç tane yerleştirebiliriz? 1, 2, 3 ve 4. Üst kenarın uzunluğunu zaten 4 olarak bulmuştuk. Bu kez hesabı nasıl yapmalıyız? 4 adet her biri 3 kareden oluşan sütun var. O yüzden 4 çarpı 3. İlk sütunda 1, 2, 3 kare var. Peki bunun gibi kaç tane sütun var dedik? 1, 2, 3, 4 sütun var. Bu soruyu, bu gördüğümüz yöntemlerden hangisiyle çözersek çözelim, ister ilk yöntemde yaptığımız gibi birim kareleri tek tek sayalım, istersek de kenar uzunluklarını birbiriyle çarpalım, bu yöntemlerin hepsinde dikdörtgenin alanının 12 birim kare olduğunu buluruz. A dikdörtgeninin alanı 12 birim karedir. Çünkü bu dikdörtgen 12 adet birim karenin kapladığı kadar bir bölge kaplamaktadır.